Şimdi biliyorsunuz Başkan Trump'ın öncelikle Nisan ayında geçirdiği bir karar vardı. O karar sadece göçmen vizeleriyle ilgiliydi ve o göçmen vizelerinin 60 günasını dile getirmişti ve biz onu değerlendirmiştik sizde programımızda. O 60 günlük kararın sonuna doğru gelince bu kararnamenin uzatılacağına karar verileceği ve hatta başka türlü çalışma vizelerinin eklenip eklenmeyeceğinin kararı verilecekti diye söylenmişti. Ve dolayısıyla bu ayın, bu haftanın başı hatta Haziran'ın 22'sinde 60 gün süresi dolmak üzereyken de bu noktada kararnameyle ilgili uzatılma kararı verildi. Ve bu uzatılma kararı verildiğinde sadece göçmen vizeleri ve göçmen vizelerinin yanında da göçmen olmayan belli çalışma vizelerini de bu listeye eklediler. Ve kararname yıl sonuna kadar uygulamada kalacağı noktasında karar verildi ve imzalandı Başkan Trump tarafından. Şimdi buradaki kararnamede önemli noktalardan bir tanesi şu: Amerika içinde olan kişiler etkilenmiyor bu kararnameden. Amerika dışında olan kişiler etkileniyor. İki, bu kararnameyle göçmenlik vizesi ya da burada belirtilen çalışma vizelerini almamış olanlar etkileniyor. Yoksa Amerikan konsolosluklarından bu vizeleri almış olanlar, pasaportlarında bulunan, geçerli vizeleri bulunanlar bu kararnameden etkilenmiyor. Bu da ikinci önemli nokta. Şimdi bu kararnamedeki göçmen olan, göçmen olmayan diye ayırdığımızda göçmen olan vizelerde, çalışma vizelerinin, gör olan vizelerde yani green card vizelerinde diyelim, etkilenen 3 bölüm olduğunu görüyoruz. Bu zaten 2 ay öncesinden başlayıp etkilenmenin yıl sonuna kadar devam edilen üç kategorinin olduğunu görüyoruz göçmen vizesinde. Bunlardan önemlilerinden bir tanesi DV çekilişini kazanmış ve ülke dışında bulunan hala o vizeyi almamış olan kişiler. Zaten bunun içine ilk giren bölüm DV 2020 kazanmış olanlar. Geçen Geçen yıl sene kazanmış kazanan. olanlar ve bu seneye kadar da bu vizeyi kadar alması gereken kişiler etkilendiğini görüyoruz ve artık bunlar alma şansını kaybediyorlar şu an DV 2020 olanlar. Diğer bir bölümü de bu DV kazanmış olanların, DV 2021'i daha yeni kazanmış olanlar ve bunlar da ülke dışında bulunanlar ve vizelerini almaları ancak Ekim ayından başlayacak olanlar ve bunlar da yıl sonuna kadar Ekim ile Aralık sonu arasında bu vizeyi alma imkanları artık olmayacak. Ancak Ocak ayını beklemeleri gerekecek ve Ocak ayından sonraya kalacak vize alma durumları. Tabii kararname yıl sonu uzatılacak mı uzatılmayacak mı bu ayrı bir durum. Tam onu söyleyecektim. Eğer bir uzatma olursa 2021'de de bir risk var gibi görünüyor şu anda. Aynen. Zaten şimdi biliyorsunuz hani hatırlarsan işte 30 bine yakın numaran varsa ya da 27 Evet. bin 28 bin dosya numaraları varsa şansın çok düşüyor diyorduk ya. Şimdi o şans daha da düşüyor. Çünkü düşün ki Ekim ayı, Kasım, Aralık 3 ay boyunca göçmenlik vizesi ülke dışında randevularla alacak kişiler alamıyorlar. Dolayısıyla bunlar bir sonraki döneme atılıyorlar. Bu da ne demektir? Artık sayıların düşeceği anlamına geliyor. Ve kişilerin belki yetişme imkanı olacak kişilerin gelecek yıl yetişme şansı olmayacağı anlamına geliyor. İkinci kategoride o göçmen vizesinde Amerikan vatandaşlarının anne babaları ve kardeşleri, onlar da göçmenlik vizelerini yıl sonuna kadar alamayacaklar. Ve üçte yeşil kart sahiplerinin yakınları, ülke, yani başvuru yaptıkları kişiler, eş, çocuk, aile ve ülke dışındaysanlar, onlar da yıl sonuna kadar göçmen vizesini alamıyor. Dolayısıyla göçmen vizesindeki etkilenen kesim, bu zaten direkt etkisinin aslında DV çekilişini kazananlara olduğunu, aslında bence zaten bu kararnamenin düzenlenmesinde bu kadar ve böyle belli bir sırayla getirilmesi, 60 gün ve sonra ekstra süre getirilmesindeki bence stratejinin de direkt DV çekilişlerinin almasını engellemeye hedeflendiğini düşünüyorum ve dolayısıyla almaları mümkün olmuyor. Şimdi bu tabii bunlar detaylara girebiliriz. İkincisi de çalışma vizeleri var. Çalışma vizelerinin içinde de H-1B çalışma vizesi ilk sırada ve onların eş ve çocukları. H-1B de biliyorsunuz profesyonellerin çalışmaya izni veren vizeler. Zaten bu karardan sonra hemen Amerika'daki teknoloji firmaları ciddi tepkiler gösterdiler. Özellikle dediler, biz dediler işte yabancı başarılı olan kişileri ya da yabancı yetenekli olan ya da profesyonel olan kişileri getirebileceğimiz vize türünün etkilenmesi bizim yetenekli kişileri getirmemizi engelleyen bir durum diye zaten tepkilerini koydular. İkinci etkilenen el vizeleri, bu da gene şirketler arası transfer vizeleri
ve onlar da etkilendi. Yıl sonuna kadar vize almadı insanlar, alamıyorlar. Ve dolayısıyla bu noktada epey bir eleştiri geldi. Üçüncü kesim H2B vizeleri dedikleri bu sezonluk işçi alımı ile ilgili olan vizeler ve bunlarda da etkilendiğini görüyoruz aslında. Tabii ilginç çünkü bunların etkilenmesi. Çünkü bunlar sezonluk işler. Yani bunlar zaten ülke dışından devamlı getirilen işçiler. Ama bunun da etkilendiğini görüyoruz. Tahmin ediyorum yönetim. Örneğin bu gruplar arasında Görkem Travel öğrencileri de var. Yani onların aslında çalışacağı tamamen kültürel bir değişim gibi olan bir programı da tamamen şu anki işsizliğe çözüm olarak adeta koymuş gibiler. Bu enteresan bir şey aslında. Yani ne kadar gerçekten karşılığı ve çaresi olacak? Doğru, ben katılıyorum söylediğine Nazlı Hanım. Aynen öyle. Zaten H2B vizeleri, sezonluk işçiler ve C1 vizeleri de aynen belli programlar. Ama C1 vizelerin içinde sadece work and travel yok tabii. Work and travel var, au pair'ler var, yani çocuk bakıcısı olanlar var. Ve bunlar gerçekten çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Hani bu noktada destek oluyorlar. Ve onun dışında da diğer tabii bir yıllık bu turizm alanında çalışanlar ve üniversite hatta researcher olanlar, bunların da etkilendiğini görüyoruz. Dediğinize katılıyoruz. Aslında hani katılıyorum, o da şu yönde. Özellikle C1 vizeleri ya da H2B vizeleri, bunlar sezonluk çalışmalar ya da belli çalışmalar. Bu noktada çok Amerikalıların zaten yapmadığı işler ya da ilgilenmediği işler diyebiliriz. Aslında burada tabii yönetim bir nevi bunları da etkileyerek herhalde şey düşünüyorlar diye düşünüyorum. İşte buradaki genç Amerikalılar işte iş bulsunlar, onlar çalışsınlar bir yerlerde gibi bakıyorlar. Belki bu noktada yaklaşmış olabilirler. Ama tabii bu dediğiniz gibi o program aslında faydalı bir program ve bu programın etkilenmesi çok mantıklı değil. Ama şunu görüyoruz, bu şu anki yönetimin zaten bakış açısı. Şu anki yönetimin bu noktaya bakışı ve dolayısıyla şu anki yönetimin göçmenleri almama, çalışmalarını istememe, hani göçmenlerin alınmasının Amerikalılarından iş almak varsayabilmesi, work and travel'a gelen kişilerin. Yani bu biraz çok mantıklı değil. Çünkü zaten bu tip işletmeler zaten işçi bulmakta zorlanıyorlar. Yani çünkü zaten çalıştıracakları 2 ay çalışacak orada, 3 ay çalışacak. Zaten o tip sezonluk işçinin Amerikalıları bulmaları kolay değil. Çünkü devamlılığı yok işin. O açıdan hani biraz değişik bir karardı. Sadece benim tahminim kendilerinin biraz bakış açısını gösteren bir yasaklama gibi geliyor bana. Yani evet, akademisyenleri de bir taraftan vuran, beyin göçünü de etkileyen, yani çok çok yönlü bir karar aslında. Şimdi şu tarafı var aslında, mesela ciddi teknoloji firmalarından eleştiri geldi bu olay olunca. Çünkü şu nokta kaçırılıyor şu anki yönetimle. Hani göçmenler demek Amerikalıların hepsinin işini alacaklar gibi bakarken şu noktayı kaçırıyorlar. Göçmenler demek aslında o kadar Amerikalı iş istihdamı sağlayacak demek. Yani gün sonunda yetenekli bir, akıllı bir yabancının beyin göçüyle buraya gelmesi, belki buradaki çok büyük bir firmanın bir açığını yakalaması, milyon dolarlarca kâra sokması demek burayı. Yani hani bu noktayı kaçırıyorlar. Aslında bu yanıltıcı bir şey değil. Çünkü biliyorsun aslında değişik gelişmeler de oldu bu arada bu kararname dışında. DACA ile ilgili oldu. Bu çocukların, Dreamer denilen çocukların biliyorsun çalışma iznini, burada kalabilme, sınır dışı edilmeme ile ilgili Obama döneminde geçirilen karar. 2017'de askıya alınmaya çalışılmıştı bu yönetim tarafından. Ve başarılı olamamıştı ama mahkeme süreci devam ediyordu. Yeni başvurular durdurulmuştu ama var olanlar devam ediyordu. Ve Anayasa Mahkemesi onu daha yeni, geçen hafta itibariyle o kararı iptal etti ve dolayısıyla o haklar devam ediyor. Tabi bu yönetimin vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Tekrar dönecek, tekrar başvurularını yapacaklar iptal etmek için. Ama şimdi 700-800 bin tane genç çocuğu çeteci gösteriyor bu yönetim geldiğinden beri. Yani geldiğinden beri sanki bilirsin bu seçiminden beri yönetimin işte Long Island'da öldürülen bir iki kız kardeş vardı diye hatırlıyorum. Mesela onları gündeme getiriyor. Doğru, bu çok acı bir şey. Olmaması gereken bir şey. Ama 700-800 bin kişinin geleceğini etkileyecek bir kararı alırken, tabii Amerika'nın da geleceği, bu tip bir iki örnekten yola çıkılması aslında bakış açılarını gösteriyor. Sanki çeteciymiş gibi gösterilirken şu an bahsediliyor 30 bin tane en az, bu çocukların 30 bini bu koronavirüsle mücadelede sağlıkçı çocuklar. Aynen. Dolayısıyla bu mücadele ediyor. Yönetim bu da adımı atarken. Bir de tabii onun dışında da şu var. Bu diğer taraftan baktığımızda da sonuçta
Zaten Duncan'ın mantığında o çocuklara çalışma izni, sel izni verilmedi. O çocuklar suç işleyenler zaten alamıyor onu. Yani hani çete diye gösterdiği çocukların zaten o Duncan'ı alması mümkün değil. Yani eğer bir suça karışırsalar olabilir. Bir hata yapabilirler. Ama bu yenilemeleri mümkün değil. Yani Duncan'a sahip olan yenileyenler demek ki suç işlemeyen kişiler. Ya da önceden çok ufak şeylerle maruz kalan. Yani çete gibi çok böyle ciddi şeylerle ilgisi olmayanlar. Bu noktayı çok uzatmayacağım ama demek istediğim aynen nasıl orada bir mantıksızlık varsa buradaki bu yasakla da şunu anlıyorum. Dini çekilişi olanların etkilenmesini anlıyorum. O normal. Çünkü planlanan bir durum. Mantıklı bir adım. Ama yani bir work and travel programıyla gelecek kişi Amerika'nın işini alması çok mantıklı geldi. Evet, haklısın. Yani bu açıdan baktığımızda durumlar bu. Tabii ben bu kararname ne olur görmemiz lazım. Ama tabii eğer hani sorular varsa ya da hani evet, en çok kafa karıştıran durumlar, onlarla ilerleyebiliriz. Eklenecek durumlar eklemeye çalışabilirim hala. Şimdi şunu o zaman netleştirmek gerekirse. Eğer DV 2020 kazananıysa kişi ve şu dakikaya kadar eğer vizesini almamışsa, bastırmamışsa ve Amerika dışındaysa bu noktadan sonra artık yapılacak bir şey yok diyebiliriz. Bu kararın iptaliyle ilgili White House petitionlar görüyoruz, imza kampanyaları görüyoruz ama bu kampanyaların da pek bir yere gideceği gibi görünmüyor. Yani bir yere gider mi? Sanki böyle bir imza kampanyası açılırsa bu karardan iptal olur mu bu kişilerin hakkı yandı diye? Anladınız. Şimdi şu var, yok, çok güzel bir soru bu ve aynen dediğinize katılıyorum. DV-2020'yi kazanmış olup hala şu ana kadar göçmenlik vizesini almamış olan kişiler bu haklarını kaybettiler. Bitti o. Çünkü burada önlerinde zaten Eylül'ün sonuna kadar zaman var ve biliyorsun Türkiye'de hala Amerikan konsoloslukları açılmadı. Açılmaya geçecek. Dolayısıyla bu kararla beraber de zaten vizeye gitme durumları mümkün değil. Yani bu kararın iptaline bile başlatılsa, iptal edilmesi için adım atıldığını varsayalım, mümkün değil yetişmesi. Dolayısıyla DV-2020'ler bu haklarını kaybettiklerini şimdiden söyleyebiliriz. Dolayısıyla ülke dışındaysalar, Amerika içinde değilseler ve hala vizeyi almadıysalar, bunu alma hakları mümkün değil. O petitionlar bir yere çok götürmez. Çünkü o petitionlardan dolayı bu iptal olacak bir şey değil. Çünkü idari bir karar. Bunun ancak iptal olması mahkeme aracılığıyla olması zaten gerekecek. Mahkeme hükmü tutması. Etkile, yani bu kişilerin yolunu kesmekti bir yerde. Evet, aynen. Aynen. Dolayısıyla bir de tabii şu var ama hani şimdi böyle bir ortamda da biliyorsun koronavirüs krizi yaşanmış durumda. Milyonlarca Amerikalı işsiz. Yani ne kadar bu karar hani durdurulmaya kaldırılır biraz tartışmalı geliyor bana. Çünkü hani yaptıkları kararlara baktığımızda bu şu an yönetime hani altın tepsiyle sunulmuş bir şey olur ya. Altın tepsiyle sunulmuş oldu yani. Onlar da normalde bunu yapamayacakken şu an ciddi bir sebep olduğu için bu kararı aldılar. Yani bu noktada da ben sanmıyorum direkt bir durdurulma kararı yoluna hemen gidileceğini. Yani mülakat günü alanlar, doktor randevusu alanlar bu saatten sonra şu anda önleri kapalı görünüyor. Evet, kapalı artık. Dolayısıyla evet, Amerikan konsolosuyla irtibatta olabilirler bu konuda. Onlar açıklama yapacaklar kendilerine. Ama zaten önümüzde şurada 7-8, 3 ay var. Evet. Yani 3 ayda alma durumları olmayacaktır evet, diye düşünüyorum. DV-2021 kazananlarının da gelişmeleri çok dikkatle takip etmelerini öneriyoruz hayatlarını planlamadan önce. Çünkü olası bir uzatma yaparlarsa bu kararda onların da hayatı etkilenebilir. Şu anda aralığa kadar zaten böyle olacak gibi görünüyor. Peki, L1 vizelerinden bahsedersek bir de özellikle bize gelen bir soru vardı. Çalışma vizesiyle burada bulunan üyelerimiz var ve kendi çalıştıkları şirketlerden Amerika'dan ayrılmayın, bu yıl Türkiye'ye gitmeyin gibi mektuplar alıyorlar. Belki almayanlar vardır. Bu konuda bir faydamız olabilir mi? Ne söyleyebiliriz? Ülkeden ayrılmak, ayrılmamak ne kadar işleri değiştirir? Giderlerse gelememe ihtimalleri olur mu? Şimdi tabii şu var. Sonuçta onların çalışma vizeleri buradaki çalıştıkları şirketlere bağlı ve dolayısıyla bu noktada şirketleri onlara seyahat etmeyin diyorsalar etmemelerinde fayda var. Sonuçta bu sponsorluğu veren yer orası. Tabii işletmeler de tahmin ediyorum risk almak istemiyorlar. Herhangi bir değişiklik bir adım olursa
bu var olan işçilerini kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla bu açıdan bir önlem niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii burada iki türlü bakmak lazım. Bir, H-1B vizesini, pasaportunu zaten almış olanlar, bir de almamış olanlar. Yani burada onaylanmış ama H-1 vizesi pasaportunda değil ya da bitmiş süresi yenilememiş ama buradaki statüsü devam ediyor. Bunların zaten seyahat etmemesi gerekecek. Çünkü onların yıl sonuna kadar girmesi zaten mümkün değil. Eğer H-1 vize süreleri bitmiş ya da pasaportlarında yok ise. Zaten onların seyahat etmemesi gerekecektir. Ben tahmin ediyorum onun dışında vizeleri olanlara da etmeyin demek istiyorlar. Bu da olabilir belki. Çünkü ne olacağı belli değil. Aslında biraz ilginç bir dönemden geçiyoruz. Çünkü şu an tekrar açılmalar başladı. Biliyorsun. Eyaletlerde şimdi yavaş yavaş evet. Bu tarafta da olacak New York, New Jersey bölgesinde ve şu an inanılmaz bir şekilde Florida'dan, Texas'tan, Arizona'dan, South Carolina'dan inanılmaz bir şekilde bir iki haftadır açılmış olan yerlerde vakaların arttığını görüyoruz. Evet. Tabii vakalar derken test vakalarını geçtik, hastaneye gidenler, acile gidenlerin sayısında inanılmaz artışın artmaya başladı, ölümlerin artmaya başladı. Bu da şunu gösteriyor. Ne olacak şimdi? Dolayısıyla böyle bir ortamda tekrar uçuş yasakları gelebilir. Tekrar farklı şeyler gelebilir. Bu açıdan bu kişilerin seyahat etmemesinde sadece hani ellerindeki vizelerin alınması değil, belki giriş yapma ihtimalleri olmayabilir tekrar. Yani böyle bir bence dönemden geçtiğimiz için o tip H-1B vizesi olanların işletmeleri ya da L-1 vizesi ya da şirketlere çalışanların şirketleriyle bağlantılı ilerlemeleri çok acil bir durum olmadığı sürece seyahat etmemeleri ki anladığım kadarıyla yaz tatil yapmak isteyebilirler, Bodrum'da olmak isteyebilirler, hani Türkiye'de olmak isteyebilirler. O planlar tabii ki biraz iptal edilmesi gerekeceğini düşünüyorum. Evet. Biraz koronanın peşinden gitti bu seneki tatiller gibi görünüyor. Peki aile birleşmeleriyle ilgili bir soru görüyorum. Israrlı bir soru. Göçmen vizesi kapsamında ertelendi mi diye. Pardon, neyler ertelendi mi? Aile birleşimi. Aile birleşimi işte. Yani şu var, burada şöyle açıklayayım ben aile birleşimini. Tabii ki zaten gelen Haziran 22'deki kararnameye baktığımızda kararname yıl sonuna kadar vizelerini almamış olanlar belli kişileri etkiliyor. Bunların içinde göçmen vizeleri var. Bunların içinde göçmen vizelerinde eğer Amerika vatandaşının eşi değilse kişi ya da çocukları değilse 21 yaşın altında... Diğerlerini bilecek zaten yıl sonuna kadar. Dolayısıyla bunu aile birleşimi olarak görebiliriz. Aile birleşimi olacağı için onların vize alması mümkün değil. Yıl sonuna kadar bu kararnamenin geçmesini beklemeleri gerekecek. Şimdi birazcık sorulara bakalım diye yorumların başına geçmek istiyorum. Bir yorum var. F1 öğrencileri için Türkiye'ye seyahat ve sonrasında geri dönüşte sıkıntı olur mu? F1 için konuşmadık ama F1 için de aynı şey geçerli olur mu? Aslında geliyor bu sorular çok çünkü merak ediyor herkes tabii. Şu an için bu kararnamede öğrenci vizeleri etkilenmiş durumda değil. Dolayısıyla öğrenci vizesi olanlar seyahat edebilirler ya da Türkiye'deki tabii Amerikan konsolosları açıldığında onlardan randevu aldıklarında gidip F1 vizesini alabilirler. Onlar da yıl sonuna kadar herhangi bir engelleme durumu söz konusu değil diyebiliriz. Şu an için bunu söyleyebiliyoruz çünkü F1 vizesi öğrencileri direkt çalışma sektörüyle rekabet haline giremiyorlar. Çünkü onlar çalışamayacakları için her yerde dolayısıyla bu noktada bir rekabet durumu yaratamıyorlar. Aynı zamanda zaten öğrenciler Amerika için bir gelir potansiyeli. Onun için onlar çalışmaktan ziyade... Evet yani doğru ama işte biraz aslında Amerika dünyadaki eğitim noktasında en büyük eğitim sektörünü, marketini, gelirini elinde bulunduran ülke. Bu noktada bile aslında bu yönetimin değişik kararlarla aslında bu noktada da bence darbeler vurduğunu görüyoruz. Yani eğitim sektöründe de çok öğrencinin vazgeçtiğini, fikir değiştirdiğini, gelmek istemediğini görüyoruz. Yani çok akıl verecek değil bazı adımlar. Evet, kalkıp en azından öğrencileri yasaklamaya kalkmadılar bununla. Ama gerçekten öğrenciler buradaki Amerikan ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlayan kişiler diyebiliriz. Peki yatırımcı vizeleriyle ilgili başka bir bilmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken durdurma ve zorlaştırma var mı şu esnada? Aynen, burada şunu da söyleyebilirim. Ben sorular arasında geçerken görüyordum. E2 vizesiyle ilgili sorular
herhalde evet. bir takipçiniz. Evet. Ve bu noktada da geliyor. Şeyi merak ediyorlar insanlar. Hayır, Başkan Trump'ın geçirdiği kararnameyle yatırımcı vizeleri etkilenmedi. Dolayısıyla yatırım yapanlar, ticaretle ilgilenenler, A1 vizesini alabilecek olanlar Amerikan konsolosluğu açılır açılmaz randevu alabilirseler bu vizelerini alabilecekler. Şimdi bu kararnamede zaten etkilenmeyen kesim arasında kimler var dedik? Turist vizesi alacak kişiler, öğrenci vizesi alacak kişiler, A2 yatırımcı vizesi alacak kişiler, A1 ticaret vizesi alacak kişiler. Onun dışında Amerikan vatandaşlarının eşleri yeşil kart alma durumları ve Amerikan vatandaşının 21 yaş altı çocukları bunların vize almalarında, göçmenlik vizesi almalarında herhangi bir engel olmadığını görüyoruz. Bir nokta daha, Amerikan vatandaşlarının nişanlıları nişanlı vizesini alabiliyorlar. Onlar da herhangi bir bu noktada da bir engelleme bu kararnameyle görünmüyor. Zaten bu şekilde baktığımızda bu tarz vizeler alabiliyor ve diğerleri alamıyor. Tabii burada bir de önemli olan noktalardan bir tanesi, eğer COVID-19 ya da bu mücadeleyle ilgili çalışacaksa kişi, bunlara kısıtlamalar yok ve ya da işte herhangi bir food distribution, yani işte belli bir yemek ya da gıda ya da şeyin işte üretiminden ya da distribution'e kadar o zincirde çalışan kişiler de yasaklı vizeler arasında olsalar bile vize alabilecekler. Örnek veriyorum, kişinin belki çalışma vizesi var ama bir firmaya çalışıyor. O firma meat processing ile ilgileniyor. Onlar vize alabilecekler. Onlar kısıtlanmayacaklar. Bu şekilde bir genel durumu anlatabiliriz diyebilirim yani. Amerikan vatandaşı eşim, ikinci green card'ım hala gelmedi ama Ağustos'ta 3 yılım bitiyor ülkeye gireli. Vatandaşlığa başvuruyorum önümüzdeki hafta. Korona ve Kasım'daki seçim süreyi etkiler mi? İkinci green card'ım hala gelmedi. Vatandaşlığa başvuruyorum. Evet. Süresini doldurduğunda başvurusunu yapabiliyor zaten. Kart gelmese de değil mi? Evet. Takipçinin kastettiği o geçici yeşil kartı bitmiş ve 10 yılla başvurmuş ama onu bekliyor. 3 yılı doluyorsa. Benim burada söyleyeceğim şu, eğer hala eşiyle evliyse, hala beraber yaşıyorsa, ortak dokümanlar devam ediyorsa, dolayısıyla evet o başvuruyu yapabilir. 3 yılı dolmuşsa yapabilir. Duruma göre farklı tavsiyelerle gelinebilir bu kişi, bu tarz başvuru yapacak kişilere, ama genel olarak evet başvuru yapılabilir. Seçim ya da koronavirüsünün etkilenmesi, bir tek görüşmelerde olabileceğini düşünüyorum. Zaten Mart ayından şu ana kadar Amerika Göçmenlik Dairesi'ndeki randevular iptaldi. Ve şimdi yavaş yavaş açılacak. Tahmin ediyoruz Temmuz ayından itibaren yavaş yavaş randevular devam edecek. Tabii bunların nasıl olacağını göreceğiz. Ne kadar sıkıntılı olacağını göreceğiz. Bu konuda netlikler şu an yok hala. Tabii uygulamada görmek lazım nasıl ilerleyeceğini. Ve dolayısıyla randevu tarihlerinde gecikme yaşayabilir bu kişi. Onu şimdiden belirtmiş olalım. Elvan L2 var. 1,5 yıldır Amerika'dayız. Şirketimiz Green Card'a başvurdu bu karardan sonra. Bu da engellenir mi ya da süreç ekstra uzar mı? Uzayabilir mi? Şimdi güzel bir soru bu. Güzel bir soru. Sebebi şundan dolayı güzel bir soru. Yönetim Nisan ayında geldiği kararda, hatırlarsanız o zaman değerlendirirken demiştik ki bak, bu göçmen vizeleriyle ilgili sadece, ama yönetim, işte Başkan Trump o kararda şeyde bulunuyor. İşte Labor Department'a ve göçmenlik dairesine diyor ki, siz diyor tamam bu sadece göçmen vizeleriyle ilgili ama çalışma vizeleri de iş sektörünü etkiliyorsa o konuda da bana tavsiyelerle dönün diyor. 30 gün sonrasında. Öyle bir durumu vardı, notu vardı. Ve dolayısıyla ne yaptılar? O tavsiyelerle döndüler ve ikinci kararda çalışma vizeleri eklendi. Şimdi bu kararda da aynı bu şekilde tavsiyelerin istendiğini görüyoruz. Dolayısıyla eğer bu yönetim yıl sonuna doğru bir kararname ile daha gelirse, uzatmayla gelirse, ben tahmin ediyorum bu sefer iş yer üzerinden yeşil kartlara da el atabilirler. O noktada bir adımla gelebilirler ama farkındaysanız hep geldikleri ülke dışında olan bu süreci alacak kişilerle ilgili. Dolayısıyla bu noktada bir kararla gelebilme ihtimallerinin olacağını düşünüyorum. Çünkü bir şey aslında hissedilen durum şu, benim de fark ettiğim, bu yönetim bunu değerlendirecek ve yıl sonunda tekrar uzatacak. Seçimi kaybederse bile uzatarak gideceğini düşünüyorum bu yönetimin. Dolayısıyla artık tabii Başkan Biden geldiğinde ya da yeni Başkan Biden olursa geldiğinde herhalde değiştirilmesi gereken kararların arasında bu da giriyor olacak. Yani bu yeni bir göçmenlik politikasına doğru gidiyor mu aslında bu korona bahanesiyle oluşan bu kararlar sizce?
Ya aslında bu koronavirüsü durumu, koronavirüs kriziyle oluşan durumda aslında yönetim arzu ettiği, planladığı, zaten yapmak istediği, 3-4 yıl önce yapmak istediği puanlı işte göçmenlik sistemi reformunu uygulama ideal anlamda yapmaya çalışıyor. Çünkü geldiğinden beri biliyorsunuz işte zincirleme yeşil kart alınmalarını istemiyoruz. Bir aile bireyi kardeşini getiremesin. İşte şimdi engellendiğini görüyoruz. Yıl sonuna kadar engellediğini ya da işte DV çekilişi kaldırılsın diyorlar. Aslında hani katılmıyor değiliz bazı şeylere. Hani belli temellerine indiğinizde bunda bir problem yok. Bizim sonuçta bunu derken de işte DV kaldırılsın. Şimdi yasal olarak kaldıramadığı için yönetim gerçekten kongreyle ya da işte senato ile bir araya gelip hem House'ta bunun geçmesi için beraber bir araya gelmemelerinin sonucu yaşanıyor bunlar. Yoksa puanlama sistemi kötü demek diye bir şey yok. Aslında faydalı da Evet. olabilir. Gün sonunda şöyle düşünüyorum. Bir çekilişin hiç ilgisi olmayan binlerce insana dağıtılmasından ziyade çok başarılı akıllı öğrencilere dağıtılması, buradaki Amerika Beyin yani katkı sağlayacak kişilere, gene farklı kültürden gelen bu kişilere dağıtılması çok daha mantıklı olur. Ama bu yönetimin öyle bir kaygısı olduğunu düşünmüyoruz. Zaten şu an yaptığı kararla da görünüyor. Yani el vizelerini sınırlamasının hiçbir mantığı yok. Yani ya da H-1B kısıtlamasının bir mantığı yok. Yani hadi onu geçti. Görken Trump'ın kısıtlamasının hiç mantığı yok. Yani dolayısıyla bu şekilde baktığımızda evet aslında değiştirilmek istenen yani duruma göre idare anlamda yapmaya çalıştığını görebiliyoruz. Evet. Şimdi Arvan vizem son aşamadayken pandemi oldu. Ankara görüşmesine gidememiştim. Bunlar da yine LR. LR1 vizesi. LR1 vizesi nedir? Tam anlayamadım ama. Yani Arvan vizesi ise o farklı bir vize türü. Sonuçta etkilenmeyecek onlar. Burada biliyorsun 4 tane vize kategorisi sadece etkileniyor. Bunların içinde R vizesi yok. Eğer onu kastediyorsa, yok L1A'yı kastediyorsa, L1B'yi kastediyorsa, orada typo hatası varsa yazarken onlar etkilenmiş durumdalar. Evet, Onu söyleyebiliriz. etkilenmiş. Yani L1, H1, H1B, H2B. tamam bunlar. Yani çünkü mesela ben de turist olarak gelecektim. Turistseniz hiçbir problem yok. Eğer ülkeye para getirecekseniz, eğer yatırımcıysanız değil mi? Yani bu gibi böyle ülkeye para sokacaksanız ya da Amerikalıları üzmeyecek şekilde nişanlınız varsa evleniyorsanız yani Amerikan mutluluğu için eğer buradaysanız amacınız siz etkilenmiyorsunuz. Etkilenecek kişiler buradan iş ve para kazanmaya gelecek olan insanlar. Çünkü Donald Trump koronavirüsün vurduğu bu kriz ortamında, bu işsizlik ortamında yükselen işsizliği durdurmak için dışarıdan gelenleri değil, içeriden gelenleri çalıştırıp o pozisyonlara yerleştirmek istiyor. Aslında bütün hikaye kısaca bundan da ibaret. Peki bundan sonraki biraz da sorulara bakıyorum ama sorular genel olarak kapsadığımızı düşünüyorum cevaplarla. Şu yorumu bir de sizden alalım. Biliyorsunuz böyle çok burada kişisel yorum evet tabii ki soracağım. Biliyorsunuz bu seçim dönemi çok hareketli geçiyor. Karşılıklı olarak yani ralliler koronaya rağmen devam ediyor bir taraftan, bir taraftan karşılıklı atışmalar devam ediyor. Oranlamalara baktığımız zaman Trump hala önde gibi görünüyor. Bundan sonra da vize tipleriyle ilgili yani eğer seçimi kazanırsa green kartlar mesela kalkar mı tamamen? Böyle bir kere de yapılabilecek bir şey midir bu? Uzun süredir mesela green kartın bir geçmişi var Amerika'da. Ve böyle bir sonraki başkanlık Şimdi döneminde öyle bir noktaya bir kere de gidebilir mi? Yoksa yine aşamalar mı gerekecek böyle adım adım? evet, şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii evet şu an mitingler yapılıyor. Zaten tek miting yapan Başkan Trump ve ekibi 2-3 miting yapmış durumdalar seçim için. Ve Biden tarafı tabii ki bu koronavirüsünden dolayı daha hassas davranılıp sadece işte belli bir iki miting yapıp ama hani insanları davet edilmediği virtual tarzda yapılan mitingler tarzında yapılıyor. Şimdi tabii burada bence bir noktayı kaçırmamamız lazım. O da şu. Virüs gitti kalktı diye bir şey ortada yok. Akıyor. Dolayısıyla şu anki yönetimin çizmeye çalıştığı virüs diye bir şey yok gibi mitinglerde binlerce yani insanı bir araya toplayıp maske takmaması gerçekten kabul edilecek bir durum değil.
bir böyle değişik böyle bir şey yaşıyoruz. Amerikan belki tarihinde yaşanmayan böyle değişik garip bir durumla karşı karşıyayız şu an. Yönetim yalancı duruma düşmemesi adına maske takmıyor insanlar. Yani böyle olacak bir şey değil. Dolayısıyla öncelikle bence buna dikkat edilmesi lazım. Kesinlikle geri açılmada yani takipçilerimiz ve takipçileriniz kesinlikle bence kurallara uyusun ve maske takımına dikkat etsinler diye buradan ben bir söylemek istiyorum. İkincisi de çünkü aynen dediğin gibi daha aşı yok ama aşı işte yıl sonu en erken gelecek yılın başı gibi görülüyor. Dolayısıyla o zamana kadar önlemlerin devam etmesinde fayda var. Diğer bir durum şu an yani aslında yapılan kampanya anketlerinde hatta Fox TV'nin bile yaptıklarında şu an aslında Biden önde görülüyor. Çoğu yerde Biden önde gidiyor şu an. Hiçbir şey yapmamasına rağmen önde gidiyor. Aslında haklı olduğun taraf şu, çünkü Trump çok aktif durmuyor, devamlı aktif. Biden'da hiçbir hareket yok bu noktada ama Trump'ın yaptığı kendi hataları, koronavirüsünün mücadelesini yönetememesi ve bu en son Black Lives Matter noktasında yönetememesinin yol açtığı negatiflik artık yani bu anketlerde onu aleyhine gösteriyor. Yoksa tabii daha seçime daha çok var. Ne olacağını bekleyip görmek lazım. Kimin kazanacağı net değil gibi. Ben de katılıyorum sana o noktada. Hani anketlerde Trump görülmese bile ne olacağı belli değil. Şimdi eğer şu anki yönetim bir 4 yıl daha gelirse çok ciddi anlamda değişiklikler yapacağını görüyoruz. Burada sorun şu. Bu tip köklü değişiklikler yapılabilirse ancak green card çekilişi gibi şeyler iptal edilir. Yani eğer köklü değişiklikler kastettiğimiz meclisten değil mi? Hani kongreden, senatodan, house'dan bir şeyleri bir araya getirilirse, yasa taraf anlaşırsa ve başkan imzalarsa köklü değişiklikler gelebilir. Ancak o değişikliklerle bunların kalkmasının mümkün olduğunu görürüz. Ama şu anki yönetimin böyle bir derdi olduğunu düşünmüyoruz. Bizim gördüğümüz şu ana kadar 4 yıla yakın yaklaşacaklar şu an ve 4 yıla yakındır aslında hiçbir pozitif göçmenlik değişimi yapıldığını görmüyoruz. Tam tersi insanları sınır dışı getirmeyici tutuyor. Aynen. Bu tarz bir yönetim ilerledi. Yani şunu yanlış anlamayın. Bar kurması problem değildir yönetimin. Biz sınırımızı korumak istiyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu gayet doğal. Ya da işte burada yasal olmayanları göndermek istiyoruz. Gayet doğal. Bunda hiçbir problem yok. Ama yasal olanların da sokulmadığını görüyoruz artık. Yasal olanların da sorun yaşadığını görüyoruz. Yasal olanların vize almada çok ciddi sorunlarla karşılaştıklarını görüyoruz şu an. Dolayısıyla hani bu noktada baktığımız zaman gerçekten çok idari anlamda bu işi biz çözerimin noktasına ilerliyorlar. Ama bunlar geçici olmayacak. Bunlar geçici olacak pardon. Kalıcı çözümler olmayacak. Dolayısıyla bu noktada baktığımızda bu yönetim devam ederse şu ana kaldığı, kadar aldığı bu idari anlamda böyle işte çok böyle katı kararları almaya devam edeceğini düşünüyoruz ve gerçekten bu zorluklar yaratacağını düşünüyoruz burada artık. Yoksa Biden gelince bir reform gelecek, bu da söz konusu değil. Yani şimdi bir reformun gelebilmesi için House'dan geçebilmesi lazım, diyelim Senato'dan geçmesi lazım. Şimdi şu anki durumda House'da diyelim Demokratlar çoğunlukta, Senato'da Cumhuriyetçiler, bir şey geçmek zaten mümkün değil. Yani birinden geçse diğerinden geçmeyecek. Dolayısıyla hani böyle bir ortamda ciddi bir reform noktasına gidileceğini biraz yakın zamanda görünmüyor. Ama tabii ki seçim yılı ilginç olacak ama bence bu yıl diğer önemli durumlardan bir tanesi sadece mesele göçmenlik değil, gerçekten de Amerika'daki azınlıkların, göçmenlerin hakları, gerçekten insanların özgürce yaşayabilmesi durumunun riske girip girmediğini görmek. Biliyorsun yani Amerika'da White House'daki disimliye haline gelen toplantıların, eleştirilerin, meetinglerin yapıldığı yer kapatıldı resmen. Yani bu böyle alışıldık bir şey değil. Yani bu Amerika'nın özgürlükler anlayışına aykırı olan bir durum. Dolayısıyla tabii o karardan sonra da belli generallerin açıklama yaptığını da görüyoruz. Yani ilginç bir yıl olacağına katılıyorum. Seçim noktasında da çok ilginç olacak. Çünkü seçim için bir sürü söylentiler şu an var. Biliyorsun koronavirüsünden dolayı oy kullanılabilecek mi? Yoksa postayla mı yapılacak? Yapılmayacak. Kişiler gidebilecek mi? Virüsten dolayı oy kullanabilecek mi? Diğer söylentiler var. Başkan Trump erteletecek mi seçimi? Yani çok ilginç evet. Bir yıl olacağını görebiliyoruz. Konuda damadının diyelim daha magazin kısmında Kushner'ın yaptığı bir röportaj var ve sanki böyle bir şey ağzından kaçırıyor gibi görünüyor. Ama hiç tarihinde yapılmamış zaten bayağı
Amerika'nın kuruluşundan beri de seçimin tarihi nettir. Bakalım böyle bir ertelemeye, böyle bir şeye karşı sebep olacak mı diye biz de merakla bekliyoruz. Yani 2020 Amerika'nın tarihinin yazılacağı çok anlamda böyle bir tarih olabilir gerçekten de. Bakıyorum başka bir soru var mı? EAT başvurularından bahsedebilir misiniz? Benim bildiğim bir konu değil. Nedir EAT başvuruları ve EAT süreleri uzatılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne diye yazmışlar EAT. Anlayamadım ben de. EAD. Ha, ne diyorlar? Ha, soruyu okuyun. EAD başvuruları ne diyorlar? Başvurularından bahsedebilir misiniz? Sürelerin uzatılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Kastettiği bu takipçinizin çalışma izinleri için kastediyor. Çalışma izinleri başvurularına kısaltılmış, employment authorization kartlarıyla ilgili olan şeyi kısaltarak söylüyor. Dolayısıyla evet, bu yönetimde şunu da görüyoruz. Çalışma izinleri vermeme noktasında ya da insanların çalışma izni başvurularında belli gecikmeleri görüyoruz, ek talepleri görüyoruz. İşte yani değişik durumlarla geliyorlar. Şu ana kadar çalışma izni almaya hak edip devamlı olan kişiye tekrar bu hakkını kanıtlaması için talepler gittiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla evet, EAD'lerin geciktirilmesinde görüyoruz. Ama şimdi bir de şu var tabii, hani bu dönemde bazı EAD'lerin de çok hızlı sonuçlandığını görüyoruz. Çünkü başvuru sayıları düşmüş durumda. Aslında şimdi bu konu başka bir şeyi benim aklıma getirdi. Şimdi bu takipçinizin sormuş olduğu soru. EAD süreleri değişken olup ben cevabını verebilirim onun, problem değil, ama aynı anda da süreçte hızlananlar da var. Dolayısıyla bu dosya türüne de bağlı EAD'lere göre değişecek. Hangi dosya türünden başvuru yapılabileceğine göre değişebiliyor. Diğer bir sıcak konu açtım aslında Nazlı Hanım şu an. Aslında gündem olacak belki çok kısa süre içinde. Göçmenlik dairesi ciddi anlamda şu an USCIS tarafı parasal problem yaşıyor şu an. Çünkü USCIS tarafı normalde insanların yaptıkları başvurulardan, göçmenlik başvurularından gelen harçlarla ayakta duruyor. Maaş, kiralar ödeniyor. Çalışanlarını ondan mı tatile çıkarttı? Çok büyük bir sayıda çalışanı tatile çıkarttı Ağustos ayı itibariyle. Tamam. Aynen öyle. Bu çok önemli bir durum. Çünkü bu noktada açıklamada yani açıklanan noktada şu tarafı, bu koronavirüs çıktıktan sonra dosya sayılarında ciddi düşüş olduğu ve başvuruların yapılmadığı, dolayısıyla başvurular yapılamadığı için de o ek gelirlerin USCIS'e gelmedi. Yani göçmenlik dairesinin eline geçmedi ve dolayısıyla da maaş ödeme sorunu yaşıyorlar. Dolayısıyla bu noktada Ağustos itibariyle aynen insanları tatil şey ama işsiz, yani ücretsiz ya da izne çıkaracakları noktasında bir gelişme var. Tabii bu noktada devletten, şimdi yönetimden şey bekliyorlar, bütçe yardımı bekleyecekler ama bu bütçenin çok verileceğini biz düşünmüyoruz. Diğer avukat arkadaşlarla da aynı fikirdeyiz. Hı hı. Düşünmüyoruz çünkü yönetim zaten göçmenlere bir çalışma yapılmasını istemiyor durumda. Dolayısıyla bu noktada bu yönetimin kalkıp USCIS tarafından ek bir bütçe vermeyeceğini, eğer bu kadar kişiyle işleyen, yani çıkarılırsa da, geçici çıkarılırsa, süreçlerde yavaşlama, dosya takiplerinde yavaşlama olacağını öngörüyoruz diyebiliriz. Bu da çok ilginç bir gelişmeydi. Takipçiniz onu sorduğunda aklıma geldi. Bu da tabii bekleyeceğiz önümüzdeki haftalarda. Bu ekleme için. Bu arada destekten bahsetmişken bizim de gözümüz yollarda kaldı. İkinci stimulus çek gelecek mi, oylanacak mı, tekrar bir destek çeki verilecek mi diye araya bir sürü şey geldi ve şu anda o konu rafa kalkmış gibi. Bekliyoruz bakalım biz de mutlu bir haber verebilir miyiz diye. Ya biliyorsunuz Başkan Trump bu noktada bir açıklama yaptı. Çok işte böyle generous dedi. Evet, çok böyle çok ikinci stimulus çek çok, aynen, çok vereceğiz dedi. Yalnız tabii o noktada bekliyoruz şu an. Bir karar daha ya da bir haber yok ama öyle bir açıklama var. Yalnız başka bir açıklama var bu konuda Nazlı Hanım. Biliyorsun bu IRS'in veya da bu yönetimin bu para dağıtımını çok iyi yönetemediğini görüyoruz. Bir tanesi biliyorsunuz bu first stimulus check gönderildikten sonra çok ciddi anlamda yabancılara para gittiğini gördük. Work and Travel'da önceden gelmiş, C1'la gelmiş. Artık burada yaşamayan yüz binlerce, yani binlerce insana çek gitti. Yani para gitti. Onu bırakın, 1 milyon hayatta olmayan kişiye çek gitmiş. Yani evet. Artık burada yaşamayan değil, hiç yaşamayana gitmiş. Yani bu evet.
Aynen oraya ben de geliyordum. Dolayısıyla bu noktayı çok doğru yönetemediklerini görüyoruz. Yani çok hızlı, mantıklı düşünmeden adım atıldığı görülüyor. O açıdan umarız bu tip hatalara ikinci stimulus şekli yani ödemede dikkat edilir diye umuyorum. Aynen bu da çok değişik son gelişmeler arasında denilebilir. Turist vizesini almak bu süreçte kolaylaşır mı? Yani ne kolay ne zor sence? Yani bu Ne? aynen bir sonuçta konsolosların açılması gerekecek. Bir açıldıktan sonra zorlaşacaktır demek zor belki ama tabii ki şu soruyla karşılaşacaksınız. Hani neden Amerika'ya seyahate gitmek istiyorsunuz şu an sorusu gelecek. Dolayısıyla belli böyle her yıllık plan yaptıysanız doğrudur. O zaman yaz dönemi gelmek istiyorsunuzdur. Bu doğal bir gerekçe. Ama dediğim gibi sonuçta gene Amerikan konsolosluğu bunu işte kimseye vermiyoruzdur verelim gibi bakacaklarını çok düşünmüyorum. Gene dönüp hani bu kişi kriterlere uygun mudur diye bakacaklar. Vizeyi verdiğimizde tekrar türlü dönecekler mi gözüyle bakacaklarını düşünüyorum. Evet, bu konuda Türkiye ile olan bağlarının sıkı olup olmadığı sorgulanacaktır. Her zaman söylediğimiz şey turist vizeleri konusunda. Aynen. Bir soru var. Doktorlar için istisna var mı? Tıpta uzmanlık için kabul alan H-1B vizesini alabilir mi? Teşekkürler diye. Bu konu çok başlangıçta Amerika böyle bir korona ile ilgili çalışacak doktor çağrısı yaptığında medyada böyle sanki bütün doktorlara bütün vizeler kalkmış ve herkes gelsin gibi bir çağrı yapılıyor sanıldı. Bu kısmı bir açıklar mısınız? Yani doktorlar ve sağlık çalışanları ile ilgili neredeyiz? Şimdi şu var zaten aynen bu koronavirüsünün başlangıç dönemlerinde konsoloslar kapanınca acil vize alabilme noktasında özellikle sağlık sektörüyle ilgili olanların vize alabileceği zaten açıklandı. Dolayısıyla bu kararname geçmiş olsa bile sağlık sektörünü etkilemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sağlık sektöründe olacak kişiler vizelerini alabileceklerini yönde düşüneceğim. Fakat aynen dediğiniz gibi başta sanki hiç burayla ilgisi olmayıp doktor olması yeterli, onlara burada oturum ya da çalışma izni verilecek gibi bir hava yaratılmıştı. Ama böyle bir şey hiçbir zaman yoktu. Çünkü neden yoktu? Burada önemli olan aslında aynen işte bu takipçimizin sorduğu ya da onun durumu gibi olması lazım kişinin. O da nedir? Amerika'dan bir sağlık sektöründen ya da kurumun bir kişiye çalışma vizesi ya da oturum için başvuru yapıyor olması ve o kişi çalışma vizesi ya da göçmenlik vize görüşmesine girecek durumda olması. Dolayısıyla bu kişi eğer H-1B vizesi için başvuru yapılıp onay alındıysa onun için bu zaten sağlık sektöründe yer aldığı için Amerikan konsolosluğu istisna gösterecekler onlar için. Orada yapmaları gereken randevularını almaları ve randevu alırken de bu durumu gündeme getirmeleri sonuçta tıpla ilgili olduklarını, sağlık sektörüyle ilgili olduklarını dile getirseler vize almada problem yaşamayacaklarını düşünüyorum. Ama öyle bir yani bu tip bir sponsor olmayanın gelmesi diye bir şey söz konusu değil. Zaten Amerika'dan bir firmanın ya da bir kurumun bunlara başvuru yapıyor olması, onay alıyor olmaları önemli olan. Kapatırken şu soruya tekrar değinmek istiyorum. Green Card çıkanlar, Amerika'da hali hazırda yaşıyor olup buradayken Green Card çıkan Amerika içindeki kişiler işlemlere devam edebilecek mi eğer 2020 talihlileri ise? Çünkü burada birazcık daha kolay işlemler. Onlar yapabilecekler mi? Evet, ben şimdi şöyle açıklayayım. Başkan Trump'ın Haziran 22'deki kararnamesi Amerika içinde olanları etkilemiyor. Dolayısıyla Amerika içinde olan şu an ve başvurusunu yapmış olan DV20'den 2020'den hak kazanmış ve göçmen başvurusunu yapmış olanlar tek yaşadıkları problem Mart ayından itibaren dolayısıyla şu aşamadan itibaren Amerika'daki göçmenlik dairesi açılmalara başlayınca DV20 kazananlara randevu verebilirse onlar süreci geride bırakacaklar. Yani sonuçta önemli olan onların Amerikan göçmenlik dairesindeki randevularına gidebilmeleri, randevu tarihi alabilmeleri, o randevuda görüşebildikleri sürece süreci geride bırakabilecekler. Eğer bunu yapamazsalar onlar da hakkını kaybediyorlar. Dolayısıyla Amerika'da bulunan DV20 kazananlar Ekim ayından itibaren diyelim, geçen yıldan da bu yılın başından itibaren görüşmelere gittikleri sürece göçmenlik vizeleri alabilirler ve alabilecekler. Bu hakları kaybolmuyor. Ve aynısı DV2021 için de geçerli. Dolayısıyla Ekim ayından itibaren ülke dışında kapalı olsa da kota Amerika içinde olanlar başvurularını yapabilecekler. Yani DV2021'e ilerleyecekler. Şimdi biliyorsun hani ben
biraz gülelim diye de onu söyleyeyim. Biz de biraz Türk gibi farklılar ya. Şimdi bize bu hafta ise sorular geliyor. Ayhan Bey, ben DB2021'i kazandım. Ben çıkıp geleyim oğlum şu turizmle. Şimdi bu şimdi imkansız bir şey değil. Evet, mümkün bir şey ama takipçilerinizin ya da takipçilerin şuna dikkat etmesi lazım. Gün sonunda yalan söyleyemezler. Bilgi gizleyemezler. Yani o açıdan hani gezme niyetiyle geliyorsalar gezme niyetiyle gelsinler. Hazır gezmelerini yapsınlar. Hazır gezmişken değil mi böyle? Evet. Bunu. Aynen, ama buna dikkat etmeleri lazım. Çünkü gezmeye geldik hemen dur biz yeşil kartımızla başvuralım olmaz. Gezmeye gelme niyetlerinin gezme kalması lazım. Ha, geldikten 3 ay sonra niyet değişebilir, durum değişebilir durumuyla green card'a gitme adımı atılabilir burada kotaları açık olduğu sürece. O açıdan bu noktaya dikkat etmeleri lazım. Çünkü burası da onun farkında olacak. Göçmen dersi de tabii bunlar DV21'i alamamış. Aslında hiç gezme niyetiyle gelmemiştir bu gibi bir algıyla görüşmelerde kişilere doğru gelebilirler. Bu noktada dikkatli olmalarını, ama tabii ki böyle bir opsiyonları var, vizeleri varsa gelebilirler. Burada statü değişikliği durumunda geçebilirler ama buna dikkat etmelerinde fayda var deyip bunu da açıklamış olayım. Az önce son soru demiştim ama böyle bir iki kapanış sorusuyla ben devam lütfen etmek istiyorum. Covid öncesi normal zamanda green card ile vatandaşlık başvuru süreci ortalama ne kadar sürüyordu? İşlemler başladığında birikme olduğundan dolayı ne kadar uzayacaktır? Tahmininiz nedir? Yani bu her eyalette değişiyor aslında değil mi? Her merkezde farklı bir şey oluyor, süre veriliyor sanki. Ne dersiniz? Şeyi soruyor değil mi? Amerikan vatandaşları evlilikten olan dosyalarla mı ilgili soruyordum Tahşe? Yani normal zamanda green card başvurularının başlangıç evraklarının verildikten sonraki vatandaşlık sürecine giden o işte size verilen görüşme tarihleri, mülakatlar ne kadar sürüyordu toplamda? Evet. Şimdi şu var, bu tabii değişken duruma göre ama kişi eğer diyelim yeşil karta başvuruyorsa ve randevuya gidecekse biz genelde 6 ayla 1 yıl arası bir süreç olarak görüyoruz. Genelde bu durum böyle ama dediğiniz gibi bölgeden bölgeye değişebilir süreler. Kimi yerde hızlı olabilir, kimi yerde daha yavaş ilerleyebilir. Bu da bölgenin yoğunluğuyla ilgili olabilir. Dolayısıyla evet, eyaletler eyaleti değişebilir. Kişinin oturduğu ve gideceği, görüşmeye katılacağı, göçmenlik dairesindeki yoğunluğa göre değişecektir süreler. Ama biz genelde 6 aylık bir süreç veriyorduk son 1-2 yıldır olan dönemlerde. Ama şu an söylemek çok zor çünkü koronavirüsünden dolayı bundan sonraki randevularda bu tarihten sonra açılacağı için görmemiz gerekecek sürecin nasıl ilerleyeceğini. Dolayısıyla bundan sonra süreç uzar mı, uzamaz mı, bunu zaman gösteriyor olacak. Ama tabii bunu bekleyip koronavirüsle önlemlerle beraber görüyor olacağız. Hı hı. Yatırımcı vizesine Türkiye'den mi yoksa oraya turist olarak gelip başvurmak mı daha mantıklı? Yani bu soruya şöyle diyebiliriz zannediyorum. Siz yatırımcı vizesine Türkiye'den de başvurabilirsiniz. Önemli olan sizi burada temsil eden birinin olması diye düşünüyorum. Yoksa turist vizesiyle gelip başvurmanızla arasında bir fark var mı? Ne dersiniz? Yani eğer soruyla takipçi şunu kastettiyse ben E2 vizesine mi direkt başvurayım ya da turist vizesine gidip orada mı başvurayım? Bu değişken bir durum. Sonuçta siz eğer Amerika'da yatırım yaptıysanız, şirketiniz hazırsa, yatırımınız devam ediyorsa, dediğiniz gibi temsilciniz ya da çalışanınız var ise ve burası işliyorsa tabii Türkiye'den siz Amerikan konsolosluğu üzerinden E2 vizesi alabilirsiniz. Ama ortada daha şirket durumu yok ise siz o zaman tabii ki turist vizenize gelebilirsiniz. İş amacıyla giriş yaparsınız Amerika'ya. İş amacıyla giriş yaptığınızı söyledikten sonra burada şirket kuruluşu, yatırımlar yapılır, işler başlatılır. Ondan sonra arzu ederseniz buradan göçmen dersinden statü değişikliği yapılabilir ya da isterseniz Amerikan konsolosluğu üzerinden yine ev vizesi alarak ilerlememiz mümkün olacaktır diyebiliriz. Amerika'dan sponsorum var. Gelme ihtimalim nelerdir? Amerika'dan sponsorunuz varsa sizin için sponsorluk evraklarını dolduracak. Yapılması gereken bir ödeme var sizin adınıza. O ödemeleri yapılması gerekiyor. Burada soru herhalde ne diyebiliriz? Yani şöyle diyebiliriz. Eğer Amerika'da bir saniye alacağım. Eğer Amerika'da sizin için sponsor bir firma var ise ve bu sponsor firma sizin için
bir çalışma vizesine başvuru yapıyor, yeşil karta başvuru yapacak, buna göre değişiklik gösterecek durum. Dolayısıyla Amerika'daki sponsor firma sizi niçin istiyor, hangi pozisyonda çalışmanız için istiyor ve siz bu pozisyona uygunsanız ona göre çok çeşitli çalışma vizelerine denk gelebilir durum ve tabii ya da green card ise green card oturumuna ilerlenebilir diyebiliriz. Bize gelen sorularda biri bir şirket bize sponsor olsun işte davet etsin biz gelelim niye bu kadar zor ki diye sorular oluyor. Şimdi şunu açıklamakta fayda var aslında hiç bilmeyenler için tabii ki söylüyoruz konuyu. Bir şirket size sponsor olduğu zaman şirketi için sizin gerçekten gerekli bir iş gücü olduğunu hem anlatması bununla ilgili bir bilgilendirme formu doldurması hem de 30-35 bin dolar mı bir tutar var aslında ödemesi gereken. Sizin için aslında böyle bir ödeme yapması gerekiyor sizin adınıza. Yani öyle sadece bir normal turistik vizedeki bir davet mektubundan çok daha öte ve uğraşılması gereken bir evrak var bunun içinde. Yanılıyor muyum? Ben şöyle açıklayayım durumu orada. Hani eğer bu takipçinin kastettiği ben sadece gezmeye geleceğim bana bir davet mektubu versinler. Hem şimdi sen eğer bir Türkiye'de bir firmaya çalışıyorsundur, Amerika'daki müşteri ziyaretine geliyorsundur, Amerika'daki toplantıya geliyorsundur. Doğru, o zaman Amerika'daki firma bir davetiye yazısı verebilir. Ama odur o. Yani o herhangi bir sponsorluk değildir, sadece davet yazısıdır. Ama eğer Amerika'daki firma bize sponsor olsun diyorsa bir kez hani niye olmuyorlar deme noktasında. Bu bir süreç. Gün sonunda bir kez o kişi, o firma sizle çalışacak mı? Sizde çalışmak istiyor mu ve çalışmak için sizin ben sadece çalışıyorum istiyorum size çalışmayı demesiyle siz çalışma vizesi almıyorsunuz. Dolayısıyla bir süreç var. Bunun için göçmenlik dersine başvurular yapılması lazım. Başvurular onaylanması lazım ve siz onunla göçmenlik vize görüşmesine gidip gelebilmeniz lazım. Dolayısıyla ne tür göçmenlik vizesi ya da ne tür çalışma vizesine girecek bunu görmek lazım. Ama gün sonunda işveren düşün, sizle çalışmak istiyorsa sizi gerçekten istemesi lazım ya da sizin gerçekten ona yani size ihtiyacı olması lazım ve sizi getirebileceği bir kategoride de getirebilmesi lazım. Bunlar olmadığı sürece bu sefer şirket diyebilir ki niye uğraşayım ben bu kadar süreçte? Hiç sponsor olmayacağım, birini alırım diyebilir. Hiç o uğraşmayı ortadan kaldırır. Kız kardeşimin green kartı var. Onun vasıtasıyla green kart alabilir miyim? Eskiden böyle bir kardeş üzerinden green kart alma vardı. Şimdi 10 senelerden, 20 senelerden bahsediliyor böyle bir şeyi. Çok zorlaştırılan bir süreç haline geldi bu. Hemen o hızlı hızlı zaman bitiyor. O yüzden ben bakıyorum Ayhan Bey'in gözüne. Bana onay verdikçe hızlı cevap verip geçiyorum. Bana green card varsa ailem de Amerika'da oturum izni alabiliyor mu? Anneniz babanıza sponsor olabilirsiniz. Sizden dolayı Amerika'da oturum izni alabiliyorlar eğer kastettiğiniz oysa. L1, L2 vizesi sahibiyiz fakat bir süredir Türkiye'deyiz. Geri dönüş konusunda sorun yaşar mıyız? Bu vizeye sahipseler yaşamazlar. Önemli olan pasaportlarındaki o baştan konuştuğumuz gibi vize damgası varsa L1'ler, L2'ler gelmelerinde bir sakınca yok. Eğer yok ise maalesef yıl sonuna kadar o vizeyi alamayacaklar. C1 vizesi, PhD'mi bitiriyorum. Postdoc kabulüm için akademik training hakkımı kullanacağım. Etkilenecek miyim yeni politikadan diyor takipçimiz. Evet, C1 vizeleri etkilenmiş durumda. Eğer ülke dışındaysanız ya da ülke dışına çıkıp C1 vizesi alacaksanız maalesef alamayacaksınız yıl sonuna kadar. Tamam. Amerika'da. Ama Amerika içindeyseniz statünüz devam edebilir. Tamam. Amerika'dayım. Biyometrik randevum iptal edildi. Mektup beklemeye devam etmeli miyim? Hayır. Yani mektup beklemeye devam etmeliyim derken evet yani onlardan haber gelmesini bekleyebilirsiniz ama bu ne tür bir başvuru yaptınız, neyi kastettiniz anlamak lazım ama diyelim turist uzatmasına başvurdunuz ama hala biyometrik gelmedi ve ülke dışına çıkacaksınız artık çıkabilirsiniz hani süreci bırakabilirsiniz bu noktada bir problem yok eğer oysa kastedilen yoksa tabii ki buradaysanız gitmiyorsanız bir yere daha başvuru yaptıysanız randevu gelmesini bekleyeceksiniz. Hı hı. Work and Travel sormuşlar. Work and Travel vizeleri de aynı şekilde yıl sonuna kadar askıya alınmış durumda. Bursa'dan selamlar. Size de selamlar. Mevcut L1, L2 vizelerimizin uzatılmasına sorun olur mu? Bu sorunun cevabını vermiştik. L1 vizesi için Eylül'de randevumuz var. Randevular iptal olacak mı? Yani ne zaman randevuları varmış? Eylül.
O randevulardan vize alamayacaklar. Bu net. Yıl sonuna kadar onlar iptal edilmiş olacak ya da hani gitseler bile vize alamayacaklar, öyle söyleyeyim. Çünkü yıl sonuna kadar zaten kararnameden dolayı vize almaları mümkün değil. Sorulara gelen başka bir kutucuk. C1 Oper olarak vize randevum var. 4 Ağustos'a iptal olmadı. İptal maili gelir mi? Aynı şekilde Oper de bundan etkilenen grupta demiştik. Bana green card çıkarsa ailem bundan faydalanıp bu soruyu cevaplamıştık. Türkiye'ye seyahat sonrası sıkıntı olur mu deniyor. Genel olarak eğer sıkıntılı gruplardan birindeyseniz sanırım başlangıçta konuştuğumuz gibi bu sene böyle birazcık hasreti içimize gömüp burada kalmakta fayda olabilir gibi görünüyor. Turizm polisi olarak misyon almak için Amerika'ya gelip çalışma vizesi alabilir miyim? Turizm polisi. Bilemedim. Yani şimdi Amerika'da çalışmak için bir kez çalışma izniniz olması lazım, oturumunuzun olması lazım. Bunlar olmadığı zaman çalışamayacaksınız. Elvan uzatması için uzatabilecek miyiz? Uzatabiliyorlar mıydı? Amerika içindeyseler uzatabilecekler statülerini ama ülke dışındaysalar alamayacaklar şu an vizeyi. Tamam. 1 dakika 48 saniye kaldı. Bakıyorum başka ne var diye. Amerikan vatandaşı bana davet atsa vize reddiyeme ihtimalim nedir? 4 aydır işsizim, mekatronik mühendisiyim. Bu konunun cevabı sizin ülkenizle olan bağlarınızda. Eğer gelir burada yerleşir ve burada yaşar gibi bir potansiyel profil çiziyorsanız red alma ihtimaliniz, sizi kim davet ediyor olursa olsun olma ihtimali elbette var. Son soruyu soralım. 1 dakika 20 saniye. Bu sefer gerçekten son. En son son dememin üzerinden biliyorum bir 20 soru daha sorduk ama. Sorun değil. Bizim bu sayfamızın en sevdiğimiz şeylerinden bir tanesi Green Card'a kendiniz başvurabilirsiniz demiştik ve Green Card'a çekilişe katılma yöntemini anlatmıştık ve hiçbir danışmanlık kullanmadan insanlar kendileri başvurup gerçekten de bizim bu yanabilecek olan senenin kazananları bizim üyelerimiz arasında da çıkmıştı. Şimdi eğer önümüzdeki dönemde çekiliş yapılmayabilir mi? Kısaca bunu sorayım. Son 44 saniyede sizin cevabınızı alalım. Aslında bu çok gelen bir soru şu an. Bu güzel bir soru da. Tabii şu an için çekilişin yapılacağını düşünüyoruz. Yani çünkü herhangi bir yapılmaması için bir gerekçe yok. Her zaman yapılan ve dolayısıyla Ekim'in başında başlayıp Kasım başına kadar yapılacak DV çekilişin yapılacağını düşünüyoruz. Ama tabii State Department'ın bu çekiliş öncesi nasıl açıklamalarla geleceğini görmek lazım. Erteleme yaparlar mı, yapmazlar mı? Komple iptal edecekleri bir durum olacağını düşünmüyorum. Ama değişik hükümlerle gelebilirler. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere.